Problem çözmekte veya karar vermekte zorlanıyor musunuz? Tam bir işi başarmak üzereyken vazgeçip önceliği daha az olan başka bir işe mi yöneliyorsunuz? Daha önce elde ettiğiniz yüksek başarı düzeyini sürdürmemek için bir çaba harcadığınızı fark ettiğiniz zamanlar oluyor mu? Hedeflerinizi tutturamıyor ve hatta bunun için gerekli motivasyonu bulamıyor musunuz? Gelişmek, elindekinden fazlasını elde etmek veya başarmak için bir istek duymadığınızı mı fark ediyorsunuz? Başarı elde ettiğinizde suçluluk, kaygı, kafa karışıklığı mı hissediyorsunuz? Elde ettiğiniz geçmiş başarılara leke sürdüğünüz, aşağıladığınız oluyor mu? Bunların bir kısmı sizde varsa başarıdan korkuyor olabilirsiniz. Böyle de fobi mi olurmuş demeyin, gerçekten başarı fobisi diye de bir şey var. Başarı korkusu duyan ve kendini engelleyen kişilerin ortak noktası genellikle geçmişte bir başarı elde etmiş olmalarıdır. Başarıdan çekinen kişi yine yüksek performans gösterebileceğini biliyor ancak bir şekilde kendi kendini sabote ediyordur. Tüm bu eylemlerin kaçınılmaz sonuçları ise düşük motivasyon, düşük performans ve buna bağlı olarak mutsuzluk olabilir. Başarısızlık korkusu sık görülür ancak başarı korkusu anlamsız gelebilir ilk bakışta. Bir insan başarılı olmaktan neden korksun ki veya herkes başarılı olmak ister diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bilinenin aksine başarı korkusu yaşayan bireyler de var. Başarı korkusunun sebepleri şunlar olabilir. Başarının aileden, arkadaşlardan ve çevreden farklı yeni talepler getireceğine inanmak. Yeni sorumluluklardan ve yeni görevlerden kaçınmak. Eleştirilerle karşılaşmak istememek. Ne kadar yükseğe çıkarsa kişi düşebileceği mesafenin de o kadar yüksek olabileceğine duyulan inanç. Daha başarılı olunduğunda sahip olan ilişkilerin değişebileceği yanılgısı. Aileyle olan ilişkiler, iş yerindeki sosyal ilişkiler, muhtemel kıskançlıklar gibi çekinceler başarı korkusunun sebepleri olabilir. Eğer sizde başarı korkusu olduğunu düşünüyorsanız, başarı korkusunu yenmenin yolları olduğunu da bilerek rahatlayabilirsiniz. Şimdi size başarı korkusunu yenmek için 5 farklı yöntem anlatacağım. Öncelikle olumlu olun. Olumsuz insanlarla ve olumsuz ortamlarda bulunmak sizin daha kolay umutsuzluğa kapılmanıza sebep olur. Umutsuzluk zamanlarında her türlü korkuya daha açık olursunuz. Sahip olduklarınızı ve hayatınızdaki olumlu şeyleri listeleme alışkanlığı edinirseniz bu olumsuz kişiler ve olumsuz durumlar karşısında daha güçlü kalabilirsiniz. İkinci yöntem, kendinize dinlenme zamanı ayırın. Üzerinizde çok fazla yük olduğunda yapmakta olduğunuz şeyler sizi umutsuzluğa sürüklüyor olabilir. Hedeflerinizi gerçekleştirmeye çalışırken kendi kimliğinizi bulmaya çalışmaktan vazgeçebilirsiniz. Sorumluluklarınızın peşinde koşarken hayatı yaşamayı unutabilirsiniz, kaçırabilirsiniz. Ancak ne kadar yoğun olursanız olun, günde bir 10 dakikayı kendinize dinlenme molası olarak vermek kaygılarınızı azaltacaktır. İş yerinde yaratıcı olmanız, başarılı ve verimli olmanız, daha ilgili bir ebeveyn olmanız için öncelikle sizin iyi olmanız gerekir. Üçüncü yöntem, kendi başarı kütüphanenizi oluşturun. Herkes zaman zaman kendine olan güvenini yitirebilir. Böyle zamanlarda geçmiş başarıları hatırlayabilmek adına onları başarı olduğu zaman bir klasörde toplayabilirsiniz veya defterinizin bir başarı sayfası olur ve oraya yazarsınız. Bunu eğer bir klasör olarak yapmayı tercih ederseniz, örneğin iş arkadaşlarınızdan veya yöneticilerinizden size gelen teşekkür takdir e-maillerini de o klasöre atabilir ve ihtiyaç anında açıp oradaki eski başarılarınızı tekrar kendinize hatırlatabilirsiniz. Bu sebeple kolay ulaşabileceğiniz bir yere bu başarı kütüphanesini oluşturun. Bu kütüphaneye sizi motive eden başarı hikayelerini, özlü sözleri, makaleleri veya eski fotoğraflarınızı koymayı tercih edebilirsiniz. Dördüncü yöntemimiz öğrenmek. İnsanlar bilmedikleri şeylerden korkarlar. Sizin de bilgi anlamında çekindiğiniz, yetersiz hissettiğiniz bir alan olabilir. Ve bu alanda bir şey başarmaya çalışmak sizin kendinizi geri çekmenize sebep oluyor da olabilir. Bu durum karanlık bir odaya doğru yürümeye benzer. En başta kaygılı olmanız, çekingen yaklaşmanız çok normaldir. Ancak o konuyla ilgili kendinizi geliştirdikçe, yeni şeyler öğrendikçe çok daha emin adımlarla yürüyebilirsiniz. Beşinci ve son yöntem, yaşamın dengesini bulun.
Başarı sizin için ne kadar önemli olursa olsun, başarıya ulaşmak bir takıntıya dönüşmemeli. Başarıya ulaşma yolunda yürürken dengede kalmanız önemli. Aksi durumda bu takıntı sizi ve sevdiklerinizi zor durumda bırakabilir. Unutmayın, başarı bir varış noktası değil, bir yolculuktur ve bu yolculukta attığınız her adımın size bir şeyler öğretirken keyif de vermesi ve size kendinizi iyi hissettirmesi, sağlıklı ve doğru bir adım olması çok önemli. Bu yüzden sadece başarıyı değil, sevdiklerinize ve kendinize, hobilerinize vakit ayırmayı da önemseyin. Kendi ruh sağlığınızı ve beden sağlığınızı da tüm bunları yaparken korumaya çalışırsanız dengede kalmak çok daha sizin için kolay olacaktır. Özetle başarı korkusu aslında çok yaygındır ama çoğu zaman başarı korkusuna sahip olan kişiler bunun kendilerinde olduğunu fark etmezler. Bazen iç sesinizi dinliyor olabilirsiniz. Bu iç ses size olumsuz bazı yönlendirmelerde de bulunuyor olabilir, eleştirilerde bulunuyor olabilir. Bu iç seslerin ne olduğunu tanıyıp onların mindfuck'ta denilen kişinin kendini sabote etmesi durumu olup olmadığını gözlemleyin. Olumsuz iç sesinizi dinlediğiniz zaman kendinizi sabote edebilir ve başarıdan kendinizi bile bile uzaklaştırabilirsiniz. Başarı korkusunun sizde olduğunu düşünüyorsanız bu korkunun sebeplerinin neler olabileceğini keşfetmeye çalışın. Benim burada saydıklarımdan herhangi birisi olabilir. Eğer bunu fark ederseniz o halde öncelikle o ana sebebi, kök nedeni ortadan kaldırmaya çalışmak güzel bir başlangıç olabilir.